Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel kiremit rengi bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 7 ilmek eklememiz gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Yani iki model üzerinden anlatacağım. 7 8 8 16 7 ilmek ekleyeceğim sonuna. 23 ilmekle modelimi kuracağım. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ilmeğim var. Toplamda şişimde şu anda 23 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Ben birkaç sıra haroşa yapacağım. Haroşa lastik kullanacağım. Şimdi model kurarken sizde istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Şöyle hemen birkaç sırayı yapalım. yapayım aslında çok güzel bir kiremit rengi ama sanki kamerada turuncuymuş gibi görünüyor o da ışıktan herhalde evet bir sıra düz olarak ördüm birkaç sıra haroşa lastiğimi tamamlayacağım birkaç sıra şöyle lastiğimi tamamladım şimdi modeli kurmaya başlayabiliriz örgümüzün ön yüzündeyiz birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yani 4 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayalım arkadaşlar. 4 sıradan sonra 6 sıra farklı işlemimiz var. Yani arada 4 sıra böyle ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Ara boşluk bırakmış olacağız. Şimdi bu sırayı da tamamlayayım. 2 sırayı da yaptıktan sonra diğer işleme geçelim. Evet, şöyle göstereyim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar düz, arka taraftan da ters örelim. Evet, şu şekilde bakın 4 sırayı tamamlamış oldum. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamladık. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz örgümüzün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters örelim. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. İpimi bir kez doladım. Şu şekilde ipi öne aldım ve 3 ilmeği şöyle üçünü bir topladım. Ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir kez daha doladım. Yani şöyle bir görüntümüz var. Buraya kadar bir model kurmuş olduk. 5 ilmek ters 5 ilmek ters ördük. 5 ilmek tersten sonra ipimi bir kez doladım. Ön taraftan şöyle 3 ilmeğimi aldım. 3'ünü bir ters örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez daha doladım. Kenarda 5 ilmek ters. 5 ilmek tersle başladık, 5 ilmek tersle bitiriyoruz. Kenar ilmeğimi dördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyiz modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz toplamda 10 sıradan oluşmakta. İlk 4 sırasını gördüğünüz gibi önden düz olarak örüldü, arka yüzünden ters. 6 sırada farklı işlem yaparak olacak modelimiz böyle devam edecek. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 5 ilmek ters. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters olarak örüyorum. Daha sonra şu 3 ilmeğe gelince bunları da düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz olarak örelim. Yine sonda 5 ilmek tersimiz var. Kenar ilmeğimi ördüm. Ilmek sayısında arkadaşlar bakın şöyle 8 ilmek 8 ilmek diye ayarladık 8 artı 8 sonuna. Şöyle 5 burada, 2 de kenar ilmek. Onun için 7 ilmek ekledik. Şu şekilde örgümüz tamamlansın diye 7 ilmeği böyle ekledik. Eğer örgünün buradan bitmesini istiyorsanız, şu şekilde olmasını istiyorsanız şu 5 ilmeği eklemeyebilirsiniz. Sadece artı 2 yapabilirsiniz. 8. sıra arka yüzüne geçtik modelin. Arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu modelin arka yüzünde farklı bir işlem yok. İlmeklerimizi hep ters olarak örelim. Sadece 5. sıra ve 9. sırada farklı bir işlemimiz var. Diğer sıralarımız hep ters düz olarak devam edecek. Evet, ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi 8. sıra ön yüzüne geçtim. Pardon, 9. sıra ön yüzüne geçtim. 8'i örmüştük. Şimdi 9'dayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek ters. 5 ilmek ters ördüm. Şu 5. sırada yaptığımız işlemin aynısını 9. sırada yapıyoruz. 1 ilmek doladım. Şu şekilde ipimi öne aldım. Sıradaki 3 düz ilmeğimi bakın. 3 düz ilmeğimi aldım. Şu şekilde ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez daha doladım ipimi. Yine 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek ters yaptık ipimizi bir kez dolayalım şu 3 düze geldim 3 düzü şu şekilde aldım önce bir kez doladım daha sonra bunu üçünü bir ters örerek kestim bir kez daha doladım 5 ters ilmek kenardaki 9. sıramızı tamamladık kenar ilmeğimi de ördüm. 9. sırayı da tamamladım bu şekilde. 10. sıra son sıramız. Burada da yine bütün ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi dördüm 10. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak tamamladım Evet modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar bakın modelimiz böyle devam edecek hep bu 10 sıranın tekrarından oluşacak yine şurada 4 sıra düz örgümüz olacak Ondan sonra şu diğer işleme geçeceğiz 6 sırada öyle yapacağız ikinci model kurulumunda daha fazla göstermeme gerek yok herhalde. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Bir de çekim öncesi şöyle bir parça yapmıştım. Bakın bunu da modelin ilerlemiş hali. Bunu beraber yaptık. Haroşa lastik üzerine yaptık beraber yaptığımızı. Bunu da şöyle hazır lastik kullandım diğer parçamda da. Evet. Bakın ilerlemiş hali böyle olacak. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Sizce hangi lastiğe daha güzel uyum sağladı bu model? Şöyle tekrar göstereyim. Bunu haroşa lastik üzerine şöyle başlamıştık. Bunu da hazır lastik kullandım. Hazır lastiğin de kanalında yapımı var arkadaşlar. İsteyen olursa linkini bırakabilirim. Gayet güzel şöyle temiz bir görüntüsü var. Evet bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yapımı da oldukça zevkli. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, çeyizlik yelek olarak yapabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve yapımı da oldukça kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.